Merhaba arkadaşlar. Şu anda Burkhaun'dayız. Güzel bir yer. Niçin geldik? Almanya'da 5 yılda bir yapılan bir el eşyaları, handmade, handcraft ürünlerin satıldığı büyük bir pazar alanındayız şu anda. Bakalım, şu an geziyoruz. Evet. Özel zevkimiz. Ben çok severim yani. İlginç şeyler var. Takılar, gümüşler, işte tabak, çanak, çiçek bile var yani böyle. Her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey ama el yapımı ve kaliteli malzemelerle yapılmış ürünler var. Şimdi geziyoruz yavaş yavaş. Taygacığım şu anda çok böyle öğlen uykusu vaktine gelmiş olduğu için birazcık sinirli, asabi, agresif. Onu sallamıyoruz şu anda. Yüzüne bakarsak ağlıyor çünkü. Kendi haline bıraktık. Şöyle büyük bir tabii yiyecekler falan da var. Şu görmüş olduğunuz şeyler bambu ağacıyla yapılmış olan minnoş damızcıklar falan var burada. Fiyatlar 15, 16, 20 euro falan civarı. Bir sürü enteresan, egzantrik şey var. Zaten şehir çok tatlı. Tipik Alman şehri. Sevimli yani. Bu Alman mimarisini seviyoruz. Çağrıcığım şu anda Tayga'yı uyutmaya çalışıyor kendisi. Değişik taktiklerle. Bakalım yani. Şu anda böyle durumlar. Değişik bir şey yok. Sallıyoruz. Sallamaya devam. Yani bin yıllık taktik bu. Yani bin yıllık taktik. Sallayarak uyutma. Evet, tezgah bayağı dikkatimi çekti. Hoş ürünler var gibi. Bir fiyatlarına bakalım bunların. Çok cici yani. Gerçekten seramik seviyorum ben. Böyle enteresan, egzantrik şeyler yapmış abimiz. Sanatçı ruhlu insan. Şuradan bir şeyler çıkar sanki. Hoşuma gitti yani. Beğendin mi? Güzelmiş, evet. Çok beğendim. Hiç senin tarzın değil ya. Terbiyesiz. Bakalım, bugün de tabii yine Alman arkadaşlarımızla geziyoruz şu anda, kadrajımızda, görüntümüzde. Full Alman bir gün yaşıyoruz kendimiz. İsimleri seslendiremeyeceğim. Şeyi gezdiğimiz, nereye gitmiştik biz? Point Alpha'yı gezdiğimiz arkadaşlarımız. Eşinin ismini bir türlü söyleyemiyorum ama olsun. Öğreneceğim. Ne diyordun? Görev değişimi. Yani orijinal güzel şeyler var ama pahalı. Evet, şu anda mikrofona ses gelmiyor olabilir. Pahalı diyor arkadaş. Evet, tercih olarak. Ama bunlar el işi yani, normal. Yani. Pahalı olması. Ben bir tablo yapıyorum, 1000 euroya satıyorum yani. Evet. Bakın, bunların hepsi el işi. Almanlar el işi seviyor belki de. O yüzden pahalı yani. Müşterisi var. Aynen bak. Şunlar da çok orijinalmiş. Bunlar güzelmiş, evet. Yani çok başarılı. Yaratıcı. Şimdi burada da bir pazarlık var arkadaşlar. Heyecan var bu tezgahta, bakalım. Takı tezgahı. Takı tezgahı hep böyle olur ama. En heyecanlı tezgah. Ne oldu ya? Çok eğleniyorsun yine, bakıyorum. Ya çok eğlenceli ve güzel bir yer gerçekten. Ama arkadaşlar, buradan bütün zanaatkarlara selam olsun. Bunlar zor işler. Böyle ince ince yapılıyor el işi. Gerçekten emek istiyor yani, zor iş. Ne temizleniyor bunun acaba? 12 Bilmiyorum euro. Ki. 12 ha, euro. Ofen rör dedi herhalde, şey fırın değil de. Ne bu, baca filan bence bundan temizleniyor, değil mi? 12 euro mesela. 12 euroya baca temizlemek için bir şey. Gördüğün şey 29 euro. Möbel dedi. Möbel. O mobilya temizleyicisi mesela 29 euro. Hmm. 29 euroya mobilya temizleyicisi varmış. Fırçacı burası. Arkadaşlar. Ne istersen var yani. Halı çırpıcı. Bak, halının tozunu balkona koydum. Halıyı çırpmak için bir şeyle vurdum diye. 12 euro varsa. Neden olmasın yani? Ve vermek istiyorsan bu tahtaya 12 euro. Burada sizi bekliyor. Yani. Ama 5 senede bir açıldığı için aldın, maalesef aldın yani. Aynen. Takıcı var. Bu amcanın köpekleri de herkese havlıyor, bakın. Bunlar
bu seslerin şeyi bu, sebebi bu köpekler. Pek de masum duruyorsunuz ama maşallah sesiniz hiç kesilmiyor çocuklar. Seramik işçiliği var. Evet arkadaşlar, böyle devam ediyoruz. Şöyle tahta parçası bile satıyorlar, istiyorsan. Evet, yani mesela tahta parçalarının fiyatlarına bakalım. 10 euro. Ama ağaçlar farklı. Elbe diyor mesela. Yani sonuçta ne ahşabı olduğu da yazıyor. 12 euro diyor. Mesela 10 euroya yine aynı ağacın şeyini satıyor, kütüğünü. Yani ki walnut, ceviz, gördüğünüz gibi ceviz ağacı. 12 euroya ceviz ağacı. Bunu da okuyamıyorum. Isaac Baum diyor. Almancası hakkında şu an bir fikrim yok yani ama yaşını buradan hesap edebiliriz tabi. Şunlar güzelmiş değil mi? Bunu bir fırçacı. Bahçeye inanılmaz güzel olur ve gerçekten çok şık, böyle sanat eseri gibi duruyor. Fiyatları da 115 euro tanesi. 115 euro. Evet arkadaşlar, bu yüzüğü aldık mekandan. El yapımı yani kendisi. El yapımı. Akik taşı. Eşyaların satıldığı marketten bu yüzüğü kaptı arkadaş. Çünkü ben mücevher severim. Bu da benim. Aferin. Zayıf noktam. Evet, neydi bu? Göster bakayım bir daha. Akik. Akik taşıymış bu arkadaşlar. Evet. Gümüş. 12 euro verdik bunu. Evet. Kızcağız elleriyle yapmış. Bunu yapan kızın gözleri kör olmuş diyor. Gözleri de boncuk boncuk bakıyordu. Masmaviydi çünkü. Körmör değil. Ama güzel yüzük. Güle güle kullan. Sanki canım. Buradan almadık tabii. Başka bir yerden aldık. Bir de çiçek aldık. Evet. Ne aldık bakayım göster. Şu an paket açamayacağım. Orada gösterdim. Şunun gibi bir çiçek aldık arkadaşlar. Şunlar gibi. Saksıya koymak için. Bunlar da 2,5-3 euro. Böyle seramikten yapmışlar. Şu kuşlar çok hoşuma gitti. Deve kuşu. Ama tabii bahçe olursa bahçeye koymak için evin içinde biraz sırıtabilir. Evet, alışverişimizi de yaptık. Buradan artık ne yapalım? Ne yaparız buradan bilmiyorum. Bir kahve, mahve içeriz. Bir pasta yeriz. Arkadaşlar ikinci tura dönüyor. Şimdi ilk onlar şey yaptı. İlk keşif turu yaptılar. Belirlediler ne alacaklarını. Şimdi ikinci turda dönüp alıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen gördüğünü yapıştır. Neyse bakalım. O zaman artık buradan veda edelim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Var. Orta çağdan kalma bir kafedeyiz. Gerçekten bina, daha doğrusu orta çağdan kalma. Ve burada şu anda çılgıncasına Alman köylü teyzelerin yapmış olduğu fantastik Alman pastaları kapış kapış gidiyor. Diyetteydik ama neler yesek onu bilemiyorum yani. Çok heyecanlı bir ortam var. Gerçekten müthişler, taze ve şu teyzeler yapmış ya. Wow. Gerçekten cool. Bina orta çağdan kalma. Göstereyim ben size şu an ortamı. Heyecanlı bir ortam var. Şöyle bir kahve içip pasta yiyeceğiz burada. Şu anda yer ayarlamaya çalışıyoruz. Taygacığım da uyuyor tabii. Bakalım acaba ne yesek? Güzel güzel pastalar var. Şuradaki cheesecake'e yürüyebilirim. Her şey olabilir. Kahveleri falan bakın. Alman sunumları işte ya. Çok temizler gerçekten. Sunumları falan iyi. Başlayalım.